Merhaba arkadaşlar, Serapilen Sanatları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün iyi bir fikirle geldim size. Bu eski bluzu yenileyeceğiz birlikte. Kolunu değiştireceğim. Kolunu daha uzun kol yapacağım. Etek kısmını uzatacağım. Daha uzun yapacağım. Birlikte bunu nasıl yapabileceğimizi birlikte görelim. Eski böyle bir bluzum vardı. Atmak istemedim. Son halini videonun sonunda şahane bir şekilde görelim. Evet, videoma önce kol kısmından başlayacağım. Önce şurayı bir çıkaralım. Şu düğmeyi. Şöyle şuradan keseceğim. Ve kolu bir parça payı var. Onu biraz uzatacağım ve daha sonra başlayacağım işlemine. Şuradan da keselim. Ne sağlam dikmişler yahu. Evet, bunu buradan çıkardık. Daha sonra temizlerim. Orası problem değil. Şimdi şöyle şu katını açıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Sanırım alttan da dikili. Evet, burayı da açıyorum. Evet, bakın. Bu kadar bunu uzattık önce. Şimdi elime tığımı, ipimi alıyorum. Koton bir ipim var. Şöyle. Tığım daha ince kullanacağım ilk başta. Bir saniye. Diğer tığım nerede? Evet, ilk başta ince tığımı kullanacağım. 20 numara olan. Daha sonra 7 numara. 7 milim. 1,3 milim bir tığım var. Onu kullanacağım. Çünkü ilk şu şeylerini yapmak için gereken bu bana. Yoksa batamayız. Şöyle iki zincir çekip hemen başlayalım arkadaşlar. Şöyle en alt kısımdan başladım ben. Şuraya tığımı batırıp bir, iki, üç zincir çekip başlıyorum. Buraya üç tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3 tane trabzan yaptım. Daha sonra 2 zincir çektim. Hemen devamına yine 1, 2, 3 tane trabzan yaptım. Bir saniye. Bir, iki, üç zincir çektim ve şöyle aşağı yukarı, yani şu ayarda aşağı indim. Bir, iki, üç zincir çektim ve tekrar battım. Bir, iki, üç zincir çektim, tekrar battım. Bir, iki, üç zincir, tekrar battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve yine buraya aynı bu şekilde trabzan yapıyorum tekrardan. 3 tane trabzanımı yaptım. İlk sırada ince tığ biraz sıkıntı yaratıyor ama daha sonraki sıralarda kalın tığa geçince daha iyi oluyor. Yoksa batamayız kalın tığla. 1, 2, 3 kez burayı doldurdum. Yine aynısını tekrar ediyorum buraya. 1, 2, 3 zincirim var. Aşağıya indim. 1, 2, 3 zincirim var. Şöyle battım. 1, 2, 3 zincir. Battım tekrar.
1 2 3 zincir. 1 2 3 zincir. Tekrar trabzan kısmına geri döndüm. Bakın aynı şekilde bütün etrafı diğer tarafa gelene kadar bu şekilde ilerleteceğim. 3 2 zincirim vardı arada. Yine 1 2 3. Bakın. Bu şekilde dolaşıp geleyim. İkinci sırada buluşalım. Evet, döndüm, dolaştım ve ilk başladığım yere geldim ve kalıntığımı alıyorum şimdi. Bakın bu şekilde yine birleştiriyorum. Bütün etrafı bu şekilde dolanıp geldim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya yine ikili trabzan yapıyorum. 2 zincirim var. Tekrar 2 zincirim var. Arttırma yapıyoruz burada. Bir, iki, üç zincirim var arkadaşlar. Şuraya değil, şuraya batıyoruz. Bir, iki, üç zincirim var. Şuraya batıyoruz. Bir, iki, üç zincir. Buraya. Umarım anlaşılabiliyor. Bir, iki, üç zincirim var. Tekrar trabzanımın tepesine geçiyorum. Bir, iki, 3 tane trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Boşluğuma battım. 2 zincir çektim. Tekrar trabzanımın tepesine. Bu sırayı da komple başa kadar bu şekilde 3 zincir aşağı indim. 3 zincir battım. 1 2 3 zincir battım. 1 2 3 zincir battım. Bu sırayı da komple bütün etrafını dolanıp buraya geliyoruz. Ben yapayım ve geleyim şimdi. Şöyle yakından da göstereyim. Yapacağımız işlem bu. Dolanıp geliyorum. Evet, döndüm, dolaştım, yine buraya kadar geldim. Şimdi birleştirelim. Şuraya da batalım. 1 2 3 zincir çekiyorum ve şu köşeden bu şekilde birleştiriyorum. 1 2 3 zincirim var tekrar. Yine aynı arkadaşlar. 3 tane trabzan, 2 zincir. Yine aralarına aslında bir tarafı kısarken bir tarafı açmış oluyoruz. 2 zincir, 2 zincir. Bir, iki, üç zincirim var şimdi. 1 2 3 zincirim var. 1 2 3 zincirim var. Yine buraya atlıyorum ve buradaki işlemin aynısını buraya da yapıyorum. 1 2 zincir. 1 2 zincir. 2 zincir. Bakın şöyle göstereyim ki kafanızda karışmasın. Bu işlemin aynısını bütün her tarafına uygulayacağız. Dolaşıp geleceğiz yine buraya. Evet, bu sırayı da dolaştım, geldim buraya kadar. Bakın. Şimdi 3 zincirle yine yukarı çıkıyorum. 1 2 3 zincir, köşeye battım. 3 zincirim var tekrar. 1 2
3 tane trabzanım oldu burada. 2 zincir çekiyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 zincir. Tekrar 2 zincirim var. Bu şekilde burayı devam ettiriyorum. Şimdi burada 4 tane zincirim var. 1, 2, 3, 4. 4 zincirle aşağıya inip şunun tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincirim var yine. Ve buraya atlıyoruz. 1, 2, 3. Bakın bu şekilde oldu. 1, 2 zincirim var tekrar. 1, 2 zincir. 1, 2 zincir. 1, 2 zincir. Burayı yine 3 tane trabzan dolduruyorum bakın. Şimdi tekrar 4 tane zincirim var. 1, 2, 3, 4 zincir çektim ve bunun tepesine battım. 1, 2, 3, 4 zincirim var ve buraya battım ve yine aynı işlemi bu şekilde devam ettirip bütün etrafını dolaşıp tekrar geliyorum arkadaşlar. Evet, bu sıramı da dolaşıp geldim. Şöyle de göstereyim ki siz de yanlış yapmış olmayın. Geldim buraya kadar. Birleştiriyorum şuraya. 1, 2, 3 zincirim var. 2, 3 tane yine trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu sefer zincir sayım 3'e çıktı. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yine buraya 3 tane trabzanımı yaptım bakın bu şekilde. Şimdi 1, 2 zincir çektim. Tepeye bir kez sardım ve buraya atladım. 1, 2, 3 tane trabzanımı yaptım yine buraya. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 2 zincirle yine karşıya atlayıp bağlıyorum modeli. Bakın. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum ve son sırama geçeceğim daha sonra. Bu sırayı tamamladıktan sonra. Evet, burayı da dolaştım, geldim. Arkadaşlar, bu modeli etek uçlarınıza, uzatmak istediğiniz etek uçlarına, her yere deneyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir model. Hani fikir olsun sizlere de. Yine 2 zincir çektim ve birleştirmesini yaptım. Burayı şöyle atlayacağım birinci seferde. Şuraya atladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Doldurdum. Tepeye battım. Bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Doldurdum. Tepeye battım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şimdi buraya kadar geldim.
1, 2, 3 zincirim var. Tepeye bir kez aldım. 2 çıkardım. İkisini tığımda bıraktım. Tekrar 2 çıkardım. İkisini tığımda bıraktım. Boşluğuma 1, 2 kez battım. Yine bunu da çekmiyorum. Hepsini tığımın üzerinde bırakıyorum. Buraya atladım. 2 çıkardım. Tığımda bıraktım. 2 çıkardım. Tığımda. 2 çıkardım. Tığımda bıraktım ve tek seferde kilitledim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve tepeye şöyle bir 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi de aşağıya indim ve kilitledim. Yuvama battım. 3 zincirim var. Hemen trabzanın tepesine boşluğa sık iğne ile 3 zincir, tekrar trabzanın tepesine boşluğa 3 zincir, trabzanın tepesine 1, 2, 3 zincir, 1, 2, 3 zincir. Burada yaptığım işlemin aynısını buna da yapıyorum. Bir, iki, üç zincirim var. Tığımda tuttum. Tığımda tuttum. Tığımda tuttum. Aynı yere iki kez battım buraya. İki zincirim vardı ya. İki, üç. Tek seferde çıkardım. Bir, iki, üç, dört zincirle kilitledim. 1, 2, 3 zincirle aşağıya indim. Bu şekilde ben burayı yine dolanıp geleyim. Ve son birleşme yerine geldik. Dediğim gibi bu oyayı her alanda kullanabilirsiniz. Etek uçlarına, bluz uçlarına, kol ağızlarına. 1, 2, 3... Yine buraya 2 tane dolduruyorum. Karşıya geçiyorum. 3 tane de yine buraya doldurup 2 3 ve sonra tek seferde çekiyorum. 1 2 3 4 zincir çekip tepesine batıyorum. 3 zincirle yine aşağıya inip kilitliyorum arkadaşlar. Şimdi diğer kolu da yaptım ben bu arada. Şöyle ben bunu daha sonra üzerimde giyip de göstereceğim, ütüleyeceğim tabii ki. Bakın bu şekilde oldu. Diğer kolu da bu. Bu kol da bu. Arkadaşlar ben aynı modeli etek ucuna da yaptım. Ama bir tane fazla yaptım. Yani 3, 1, 2, 3 diye 1, 2, 3, 4 daha enli olmasını istediğim için öyle yaptım. Sizler istediğiniz ölçüde, bu modelin öyle bir özelliği var, İstediğiniz ölçüde büyütebilirsiniz. Bakın 1, 2, 3 bunu 1, 2, 3, 4 yaptım. Aynı işlem, hiçbir farklılık yok. Sadece aradaki sayıları arttırarak bu hale getiriyoruz. Şimdi bir de güzelce ütüleyeyim ve son halini göstereyim size. Evet, bitti. Ütüledim. Şöyle göstereyim size ne kadar güzel olduğunu. Bakın. Burası da etek ucu. Bu şekilde yırtmaçlıydı. Ben böyle yaptım. Şimdi üzerime giyip de gösteririm size. Gerçekten harika oldu. Bence.
Evet arkadaşlar, bakın bluzun güzelliğine. Yani ne diyeyim daha size? Yepyeni bir şey oldu hemen. Çarçabuk. Harika. Kolu da böyle. Bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.